Konuk öğretim görevlisi sosyal medya üzerinden kurduğu Plastiğe Hayır grubu sayesinde kentteki temizlik kampanyalarına ön ayak oldu. Nehir kenarları, tarihi alanların çevresi ve kent ormanında çevre temizliği etkinliklerini organize etti. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begonor Rodriguez, Monaco Prensi 2. Albert'in davetlisi olarak dünyada plastik kullanımının azaltılması amacıyla düzenlenen kongreye katıldı. Monaco Prensi Albert, Rodriguez'den Plastiğe Hayır grubunun çalışmaları hakkında bilgi aldı ve plastik kullanımının önlenmesi için maddi destek verdi. Begonar Rodriguez, dünyanın önemli kentlerinden biri olan Edirne'de yaklaşık 4 yıldır yaşadığını söyledi. Bu sadece Edirne'de değil, işte dünyanın problemi diyor. Yani her yerde bunu yapmamız gerekiyor, temizliği. We started with the students trying to make infographics, trying to use the graphic design. Because graphic design is to communicate ideas through graphic, so it's using what they learn in class to make posters and infographics to educate people here in Edirne first. Yani grafik öğrencileri olarak, yani insanları bilgilendirmek amaçlı infografikler yapıyoruz. Yani insanları bilinçlendirmek adına işte plastiğin zararlılığıyla alakalı posterler yapıyoruz ve bunları asıyoruz sokaklara. Bunun gibi şeylerle devam ediyor bu proje. Nehir kenarlarını temizliyoruz. Burada başladık Edirne'de ama bunu tüm dünyada yapılması gerektiğini söylüyor. We did a couple of workshops and hopefully we will make a lot of cotton bags to share with the students. Thousands. Belli zamanlarda öğrencileriyle buluşuyor kendisi. Bu tip el işleriyle plastik çantaların kullanılmamasıyla alakalı. İşte el işi çantalar yapıyor kendisi. Onları kullanıyorlar genellikle. Yani alışveriş merkezlerinden plastik poşet almıyorlar. Rodriguez, plastik kullanımının azaltılması konusunda devletin de desteğiyle Türkiye'de büyük bir bilinç oluştuğunu dile getirdi. Another foundation, Nora forgot Reina, they're giving money for initiatives to try to keep the Mediterranean Sea clean because plastic is killing the Mediterranean. The pollution is really, really bad. And as I said, if the plankton dies, there's not going to be more fish, there's not going to be oxygen. Çevre kirliliği çok fazla arttı diyor ve Monaco bu hakkında çok duyarlı diyor bunu durdurmak adına. Çünkü deniz ürünleri sürekli, deniz canlıları plankton yiyor sürekli ve çok çevre kirliliğine zararı var bu konunun diyor. Ya onları da durdurmak adına bu tip grupları kendi bünyesinde topluyor ve bir buluşma düzenlemişler. Oraya da Begonya'nın katılmış. Evet. Orada kiminle görüştü? Sonucunda ne oldu acaba? Did you meet with whom in there and what is the result? They choose 10 groups of people to give funding money to help in the our campaigns. So there were people from Italy, Greece, Montenegro, Albania, Turkey, Lebanon and Tunisia and Cyprus. Birçok ülkeden katılımcılar olmuş 10 grup halinde. Bu 10 grup Monaco'da toplaşıp işte buluşma toplantı yapmışlar.